Evet değerli seyirciler, bu hafta biraz bizim dışımızdaki nedenlerden dolayı gecikmeyle başlıyoruz. Bir yarım saatten fazla oldu. O nedenle özür dileriz. Öncelikle ben konuyu biraz anlatmak istiyorum. Kuvve konuğumuza geçeceğim. Bu Mersin Limanı ile ilgili herkes belli bir kaygılarını, endişelerini ve Mers beklentilerini Mersin'de gündeme getiriyor. Biliyorsunuz bir mevcut limanımız var. O limanı genişletme çalışması var. Başladı, yürüyor. Bir de Mersin'e vaat edilen aktarma limanı. 5-6 kat büyüklükte daha da ileri aktarma limanı var. Bunu konuşacağız ve çok değerli bir konuğum var. Herkes konuştu ama onlar konuşmadı benim gördüğüm kadarıyla. Özellikle Mersin Üniversitesi'nin şehir planlama bölümünün bu konuyla ilgili çalışmaları var. Belli proje ve şeyleri götürdükleri doktora çalışmaları, tezler falan var. Bu konuyu yakından onlar da biliyor ama şimdiye kadar onların konuşmaması bir eksiklikti. Ben öncelikle konuğumu tanıtmak istiyorum. Mersin Üniversitesi Şehir Planlama Bölümü'nden doçent doktor Sayın Fikret Zorlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kendisini benim çok öteden beri takip ettiğim, gerçekten çok deneyimli, bilgili, bu konularla ilgili yetkin bir kişidir. Meslektaşımız diyelim. Biz TUMOP Mimar Mühendisler Odası'ndan tanışıyoruz aynı zamanda. Ben o konuyla ilgili kendilerinin tabii görüşlerini burada alacağız. Bir arka plan olarak tekrar şey yaparsak, Mersin'de bir yeni mevcut liman var. Onun genişletilmesi var. Bir sıkıntılar var. Liman içinde batıya doğru genişletiyor. Şehir içinde merkezi yerde liman gelişmesi pek şehir planlama açısından tercih edilen bir şey olmasa gerek diye biliyorum. Bir de mevcut Mersin'in ihtiyacı olan daha büyük kapasiteli aktarma limanı var. Benim bildiğimi Fikret Hocam da eğer şeyse bildiklerimi aktarayım, yanlışım varsa düzelsin. Şimdiki liman indir limanı, yani şey işlevi görüyor. Yani geliyor bir gemi, yanaşıyor, indiriyor malı, alıyor, gidiyor. Ama aktarma limanı deyince işte Yeni Delhi ile Barcelona arasında işte doğudan gelen gemiler mallarını belli bir alan var. Bırakıyorlar konteynerları, öbür batıdan gelen gemiler de alıyorlar. Bunu hub limanda diyorlar. Böyle bir şey var ama Mersin'in gerçek ihtiyacının hub limanı olduğunu hep söyleniyor. Ben sözü fazla uzatmadan konunun daha bilimsel açıdan yaklaşan ve anlatacak olan Sayın Fikret Zorlu'ya bırakayım. Fikret Bey, ne diyorsunuz hem bu tartışmaları hem bu bakış açısında? Mersin'in gerçek ihtiyacı nedir aslında veya nasıl bakmalıyız? Evet, bu liman konusunu aslında 10 yıl önce kısmi tartışıldı Mersin'de bu ama pardon, bu lojistik master planı, lojistik evet, merkez evet, tartışmalarından hatırlarsınız. Ta 2008'lerde tabii, aslında başladı, 2010'larda, evet, 15'lerde. Evet, evet. Sonuçta belirli kararlar alındı ve şu an uygulamaya gidiyor. Bir inşaat var. Bu hub limanı olarak tırnak içinde tanımlanan konteyner limanı, yeni konteyner limanı henüz başlamadı. Doğuda 4 yol civarında bildiğim kadarıyla bir planlama var. Mevcut limanın genişletilmesi, deniz içerisinde dolgu yoluyla genişletilmesine başlandı. Tartışma için önemli bir probleme değindiniz. Ve beni de davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Mersin'e ne getirir ne götürür aslında mesele burada. Bu liman konusu Mersin'in varoluş sebebi. Evet. Yani Mersin kenti liman olduğu için, zamanında iskele olduğu için var. Bunu hiç kimse zaten reddetmiyor. Fakat uzun süre yok tarım kenti mi, yok bilmem ne kenti mi diye dolaşıldı ama gerçek anlamı aslında... Şimdi kent açısından bakarsanız Mersin şehri diye bir şehrin ortaya çıkışı, bir köy olarak sonra bir kasaba, sonra bir şehir olarak ortaya çıkışı bir liman faaliyetidir. Ticareti de, sanayisi de, ekonominin geneli buna bağlıdır. Evet. Mersin de aynı zamanda bir sanayi şehridir ama sanayi liman olduğu için buradadır. Evet. Ticaret, yani limanın sayesinde onlar geliyor. Dış ticaret vardır, liman sayesinde vardır. Hatta kent oluş hikayesi bile. Ama Mersin ilini derseniz geçmişte bir tarım iliydi. Bakın, evet. İliydi. Evet. Mersin ili dediğimiz zaman bölgemiz bir tarımda öne çıkan bir bölgedir. Evet. Türkiye'nin de en büyük katma değeri, en yüksek ikinci, üçüncü ilidir tarımda. Hı hı. Antalya ile yarışır, Bursa ile yarışır, Adana ile yarışır. Ve tarım açısından Türkiye'de sıralamadadır. Bir il olarak baktığımız zaman bölge olarak bir tarım bölgesidir. Hı hı. Ama şehrin ekonomisi, şehrin istihdamı, şehrin faaliyeti açısından Mersin bir liman şehridir. Hı hı. Bu yani dolayısıyla bu mudur bu mudur değil. Yani
neden bahsedilir. Anladım. Şimdi dolayısıyla var olan bu liman şehri artık aynı nitelikte büyük bir liman şehri, bütün faaliyeti limana dayalı devam etmeli ve bunun maliyetlerine ve faydalarına mı katlanmalı, yoksa belirli bir aşamadan sonra bu şehir bu kadar olmalı mı? Şunun için söylüyorum, ülke ekonomisi için bir faydası var limanın, şehrin ekonomisinde çok önemli. Ama Mersin'in şuna karar vermesi gerekiyor. Biz teknik uzmanlar diyelim, akademisyen, karar verici veya karar alıcı mercileri değiliz. Ama bir kararın etkilerini yorumlayabiliriz. Ne etkisi? Sizin vereceğiniz bakış açısına bir şeye göre onlar şimdi göre, şöyle, tercihlere göre. Mersin, yani bir limanın büyümesi, denizde büyümesi, yeni bir liman yapılması meselesi bir ekonomik amaçlı bir idari ve siyasi karardır. Peki bu kente nasıl bir fayda ve maliyet getirir? Evet, istihdam artışı, ekonominin büyümesini getirir. Ama ulaşım sorunu yaratır, altyapı sorunu yaratır, nüfus artışı getirir, beraberinde sanayi artışını getirir, depolama faaliyetini getirir, çevre faaliyeti getirir, altyapı yetersizliği gelir. Yani şehir bu maliyete katlanmayı göze alıyor mu? Bu. Esas mesele budur. Evet. Yani bu liman ne kadar büyümelidir? Ya da Mersin'de ikinci bir limanın büyüklüğü ne olmalıdır? Meselesi şehrin kapasitesiyle ilgilidir. 1980'de şehrin nüfusu 225 bin. Bugün resmi TÜİK nüfusu 1 milyon. Merkez nüfustan bahsediyorum. Evet. 300 binde kayıtsız nüfusumuz var. Yaklaşık 250 bin, 300 bin civarında tam bilemediğimiz. Fiili nüfus diyelim, de facto nüfus 1.3 milyon merkez için söylüyorum ama il genelinde şu anda 2.300, 2.5'a yakın bir fiili nüfusumuz var. Mersin'in biliyorsunuz nüfus geneli. TÜİK nüfusun dışında işte geçici gelenler, sığınmacılar, başka ilden gelip kaydını aldırmamış insanlar, turistik amaçlı uzun süreli gelenler ve benzeri. Şimdi bu Mersin merkez için söyleyelim. Mersin merkez nüfusu dediğim gibi 1980'de 220 bin olan, 1950'lerde 60 bin olan kent, daha fazla liman yatırımı, daha fazla sanayi yatırımı ile, bu merkez için söylüyorum, fiilen 1.3 milyon, 2 milyona mı çıkmalı? Ve bunun maliyeti olan altyapıyı, sosyal altyapı, yolu, kanalizasyonu vesaireyi yapmalı ve bunun ortaya çıkaracağı çevre sorunlarını katlanmalı mıdır? Kent artık nüfus olarak ve ekonomik olarak belirli bir seviyede durmalı ve daha niteliksel bir faaliyete yönelmelidir. Kararı verilirse onun üzerinden yorum yapabiliriz. Şimdi artısı da var, eksisi de var. Şunu sorarsanız, kentin ekonomisi, sanayisi, bölgenin kalkınması ve ülke kalkınması için, gelişmesi için, pardon, ekonomik gelişmesi için liman gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu Mersin'de olabilir. Mersin'de limanın büyümesi şeklinde olabilir. İkinci liman olabilir. Doğu Akdeniz'de olabilir. Bunun yer seçimi meselesi artılarıyla eksileriyle değerlendirilir. Bunun bir ekonomik... Bunu hükümete mi soruyorsunuz? Yerel idareye mi? Ya şöyledir. Bu tür kararlar bir denge mekanizmasıdır. Merkezi hükümet, yerel, yani merkezi idare bir, ne diyelim, ulusal politika gereği bölgesel kalkınmayı da dikkate alarak, tabii ki stratejik sebepleri de dikkate alarak bir limana yer seçer. Bunun yerelde de bunun koordinasyonlu olması lazım. Yerelin de hem bunun kabul etmesi veya onaylaması veya desteklemesi. Yani bir işbirliği veya... Yani iyi olur. İyi olur. Çünkü bunun yaratacağı artılar kadar eksileri de vardır. Her yatırımda olduğu gibi. Kentin beklentileriyle de beraber, sadece coğrafi koşullara göre belirlenen bir şey değildir. Şimdi bunu kimse yadırgamıyor. Bir liman kapasitesi, dış ticaretimiz artıyor. Bir liman ihtiyacı var, kapasite büyümesine ihtiyacı var ama bunun çeşitli seçenekleri var. Bu her bir seçeneğin bir maliyeti vardır. Şu anda Mersin'in su, kanalizasyon, karayolu, otoyol, sosyal altyapı, okul, eğitim, çevresel altyapısı, tarım alanına bakarsanız yeni bir limanın kapasite artışını kaldıracak bir altyapısı yok. Ama bu kapasiteyi, bu altyapıyı hazırlarsanız, örnek veriyorum, 2 milyon nüfuslu bir kentin ihtiyacına yönelik bir altyapı, buna yönelik çevresel önlemleri alır, buna yönelik ulaşım altyapısını geliştirirseniz, bölgesel anlamıyla bahsediyorum, o zaman Mersin'de liman kapasitesini %50 arttırabilirsiniz, ikinci bir liman yapabilirsiniz ve bunun maliyeti ve çevresel ve sosyal etkisi az olur. Şu an şehrin altyapısı birçok yönden kaldırabilecek durumda. Örnek veriyorum,
Mersin. Çok önemli bir şey söyledin. Çukurova yani otoyolundan yeni bir limanı kaldıramıyor. Kaldırıp şu şeyi kaldırmaz yani. Biz ya, hep limandayı bakıyoruz ama arka planı tabii pek görmüyoruz. Bakın bir tane örnek vereyim. Çukurova otoyolu diyelim, Mersin, hı-hı, Çeşmeli'den Adana'ya giden otoyolu yaz aylarında tıkandığını görüyorsunuz. Evet. Şimdi şehrin bir normal ekonomik faaliyeti ve bölgeler arası geçişten dolayı bir trafik vardır. Yazın turizm trafiği geldi. Limanın zaten rutin bir kamyon trafiği vardır. Serbest bölgenin bir rutin kamyon trafiği vardır. Halim vardır, sanayi bölgelerinin vardır. Bunun üstüne şimdi kapasite artışı getirdiğiniz zaman bu trafik tıkanıklığını daha çok göreceksiniz. Üstelik otoyoldan bahsediyorum. Üstelik D400 karayolundan bahsediyorum. Şimdi eğer liman kapasitesini arttıracaksanız eşittir ya yeni bir otoyol yapacaksınız ya karayoluna ek yeni karayolu yapmanız gerekiyor. Hmm. Şu anda serbest bölgeden bağlanan otoyol bağlantısı var. Bu yetersiz kalacak. Buna ek bir tane daha yapmanız gerekiyor. Şehrin nüfus, merkez nüfusu 1.3 milyon fiili nüfus var. 1.5 milyonu geçmesi durumunda su sorunu yaşayacaksınız. Öyle mi? Yani barajın kapasitesi belli, mevcut altyapı belli. Yani 1.5 milyon sınırı var şu anda. Tamam. Tabii bu arttırılır. Bu Pamukluk Barajı devreye girdiğinde bu yükseltilebilir ama demek istediğim şu, şu an şehir belirli bir altyapıya nüfusa göre planlanmış durumda. O zaman kapasite artışı yapmanız lazım. Arıtma tesisinin kapasitesini arttırmanız lazım. Yeni arıtma tesisleri yapmanız gerekiyor. Yeni okullar açmanız gerekiyor. Hastane kapasitelerini arttırmanız ya da yeni hastane yapmanız demektir. Şu anda bile bu Suriyelilerin gelmesiyle bile ki, hastanelerde liman yaşanıyor. Tabii. Liman dediğiniz okullarda zaman depolama tesisi, antrepo demektir. İlgili sanayi demektir. Bunlar için alan bulmanız gerekir. Alan bulmamanız durumunda tarım alanlarına bu tesislerin plansız, kontrolsüz yayılması demektir. Eğer kent buna hazır ise bu kapasitenin kendisi yaratılır. Bu bir büyüme problemi ve büyüme politikasıdır. Yönetilebilir. Şimdi yani şehrin genellikle anlatılan bugüne kadar Mersin'de ne oldu bitti problemlerin arkasında altyapısız büyüme problemi vardır. Bakın altyapısız Mersin, büyüme. Tipik altyapısız yani öngörülenden daha fazla mı? Yok, yeterli altyapıya sahip olmadan hızlı bir nüfus artışı, işte onu, hızlı bir ekonomik faaliyet. İşte serbest bölge kuruldu, ondan önce sanayi bölgeleri, liman, Yeni tesisler hızlı kuruluyor ama şehrin altyapısı buna göre yeterli. Konut üretilmediği zaman gece kondu çıkıyor. Hı hı. Kanalizasyon üretmediğiniz zaman denize bırakılıyor. İmar altyapısını geliştirmezseniz tarım alanları yok ediliyor. Şimdi altyapısız büyüme problemi yaşamış bir şehir ve bu devam ediyor. Yani sadece bir tesisi yaptığınız ekonomik fayda getiriyor. Bunu kimse yadırgamıyor. Sanayi bölgesi geliştirebilirsiniz. Yeni organize sanayiler açabilirsiniz. Bunlar istihdam için, ekonomi için gerekli şeylerdir. Ama bunun beraberinde altyapıyı geliştirmeniz lazım. Sosyal altyapıyı. Mersin hep altyapısız büyüme problemi yaşadı. Şimdi ama planlama anlamında yani teorik dünya, akademik dünya ve başarılı kentler altyapılı kalkınma çalışması yapar. Bakın altyapısız büyüme değil, altyapılı kalkınma. Altyapılı kalkınma nedir? Dediğiniz gibi hem teknik altyapınızı hem de eğitim, sosyal altyapınızı, sağlık altyapınızı geliştirirsiniz, planlamanızı yaparsınız. Ondan sonra sanayi ve ekonomik faaliyetleri geliştirirsiniz. Şimdi bunlar eş zamanlı gitmiyor, koordinasyonlu gitmiyor, birbirinden habersiz gidiyor. Problemin biraz sebebi bu. Yoksa liman olmalı mı? Olabilir. Bunun farklı seçenekleri var. İsterseniz görsel birden gösterebilirim. Dünyada liman şehirleri bu tür limanın büyüme problemleri veya ihtiyaçları ortaya çıktığında ne tür seçenekler geliştiriyor? Bir tanesi karada gelişme dediğimiz. Yani liman belli bir alanda yetmiyor, rıhtım sayısı yetmiyor veya konteyner depolaması yetmediği zaman doğuya ya da batıya doğru kıyı şehrinde veya kuzey güney neyse yani yön olarak karada genişlemeye devam eder. Şimdi Mersin Limanı'nın öyle bir seçeneği yok. Mesela Barcelona'da mevcut liman batıda yeni bir liman yaparak batı yönünde gelişmiştir. Başka birçok şehirde bir yöne gelişir. Çünkü şehrin Mersin'in batıya limanının batıya gelişme şansı yok. Şehir var. Hı hı. Doğuda serbest bölge kısıtlıyor. Fabrika var. Başka tesisler var. Şimdi limanın karada genişleme şansı yok Mersin. Bu seçenek yok. Ama başka şehirlerde bu bir çözümdür. İkinci seçenek denizde dolgu dediğimiz yöntemdir. Hı hı. Mersin şu anda limanın uyguladığı budur. Mevcut rıhtımlara ek olarak yeni rıhtımlar yapmak ve elleşleme kapasitesini arttırmak. Yani yanaşacak gemi sayısını arttırmak, daha büyük gemilere
yönelik çalışma yapmak. Ha, bu çalışmayı neye dayanarak söylüyorum? Öncelikle onu belirtmem gerekir. Yüksek lisans Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans tez öğrencim Bahattin Selman Paça'nın tez çalışmasıdır bu. Yani liman şehirleri, limanla kentin büyüme problemleri karşısında ne tür çözümler üretiyor? Yani biz ona liman kent gerilimi diyoruz. Bu kent gerilimi nasıl azaltılıyor? Buna yönelik ne tür çözümler bulunmuş? Hem dünyada derken altyapısal mı yoksa sosyal ilişkiler açısından? Şöyle metaforik mecazi anlamda kullanıyoruz. Şöyle liman büyüyor, büyümek istiyor. Şehir büyüyor veya büyümek istiyor yani büyüyor. Bu ikisi tabii ki bir çevresel, trafik ve fiziki olarak sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla buna farklı çözüm geliştiriyor. Hem dünyada hem Türkiye'de benzeri problemler veya ne diyeyim rekabetler olur. Mersin'de şu anda yaşadığımız yani liman kapasite artışı yapmak istiyor. Kentte buna karşı çıkan veya çevresel özellikleri nedeniyle itiraz edenler var. Yani yere itiraz yeni liman tartışması var. Bunların hepsi aslında bir yandan bir liman kapasite büyütme problemi yani toplam hacim büyütme problemi. Diğer yandan da kentin bir gelişme ihtiyacı var. Bunların örtüşmemesi anlamına geliyor. İkinci yöntem denizde yapılan yöntemdir. Denizde dolgu fiziki açıdan maliyeti olmakla beraber kamulaştırma ihtiyacı duymadığı için ve kenti fiziken zorlamadığı için daha kolay liman idaresi açısından dolgu maliyeti olan ama kente trafik etkisi ve bu kapasite artışını getireceği diğer yükler açısından maliyetli bir çözümdür. Maliyetli bir çözüm. Yani kente maliyeti yüksek bir çözümdür. Denizde yapılmalı. Tabi limanın kapasitesini büyüttünüz. Aynı şehirdesiniz. Yol kapasitesini arttırmanız gerekir. Onun yaratacağı çevre problemleri var. Onları azaltmanız gerekir. Üçüncü yöntem Mersin'de bu tartışıldı. 2008'den nasıl diyeyim günümüze kadar 10 yıl 15 yıl tartışıldı. Kara limanı veya kuru liman yapma yöntemidir. Yani liman denizde daha fazla büyümüyor. Genişlemiyor. Karada 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre içeride bir yeni liman kuruluyor. Karada. Yükler, konteynerler geliyor. Demir yoluyla oraya aktarılıyor. Kamyonlar oradan dağıtım yapıyor. Giriş çıkışlar oradan. Bu üçüncü yöntem oluyor. Şimdi ikinci görseli geçebilir miyiz? Bu karasal anlamda az önce anlattım. Yani şehrin bir tarafına doğru gelişiyor. Denize dolgu dediğim işte liman, şehir büyürken liman da denize doğru büyüyordu. Evet. Bu üçüncü seçeneğe gelirsek, üçüncü görsele. Kuru liman dediğimiz kentte bir liman var. Daha sonra şehrin dışında bir kara limanı kuruluyor. Bu limanla demiryolu bağlantısı var. Yükler demiryoluyla o bölgeye aktarılıyor. Organize sanayi bölgesini düşünebilirsiniz mesela Mersin'de. Organize sanayi bölgesinin civarına bir yere taşındınız. Oradan kamyonlar Antep'ten, Gaziantep'ten, Adana'dan, Niğde'den geliyor. Oradan da limana. Dolayısıyla şehre trafik etkisi minimum olan çözümlerden bir tanesidir. Bu Mersin'de çok tartışıldı. Lojistik merkez dediğimiz Mersin'deki lojistik merkez tartışması buydu aslında. Yapılamadı. Çeşitli sebeplerle yapılamadı. Buna çok çaba sarf edildi. Bu lojistik merkezin yapılamaması aslında bir kara limanı modeliydi. Liman konteyner depolamasını bir kısmını liman sahası içinde yapıyor. Bir kısmını liman sahası dışında özel firmalar yapıyor. Bu konteynerler sığmıyor limana. Aynı zamanda da gemiden yükleme yapıyorsunuz. Dolayısıyla kara limanı da çözümlerden biridir. Tek çözüm değildir. Belirli bir yere kadar etkisi vardır. Barcelona'da vardır. Evet. Bremen'de vardır bunun örnekleri. Dördüncü seçenek ise uzmanlaşma. Dördüncü görsele gelebilirsek. Uzmanlaşma dediğimiz Mersin liman için %100 uygun olmamakla beraber limanda konteyner işlemi yapılıyor, kuru yük işlemi yapılıyor, sıvı yükler ve petrol yüklemesi yapılıyor. Uzmanlaşma dediğimiz bu yüklerin bu limandan çıkması, örnek veriyorum petrol iskelesinin limandan çıkması, kuru yük işlemlerinin burada yapılmaması, kuru yüklerin başka bir liman yapılarak orada yapılması ve böylece sadece konteynerde uzmanlaşması gibi. Türkiye'de mesela Kocaeli'nde vardır. Dünyada da her biri yani Çin'deki örnekler bunu gösteriyor. Avrupa'da da vardır. Her bir liman ihtisaslaşmıştır. Ve bunlardan sadece bir tanesi şehrin içinde kalıyor. En az etkisi olan petrol
işlemleri yapılan limanlar veya iskeleler ile kuru yük iskeleri dışarıya gidiyor. İşlemleri daha kolay olan, şehre en az etkisi olan faaliyet kalıyor. Bu da mümkün olabilirdi. Bu da yapılmadı bu tartışma kentte. Niye acaba? Yani şöyle, uzmanlar yaptı aslında. Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret Odası, Dış Ticaret Müsteşarlığı zamanında bu tartışmaları yaptılar. Bu konunun uzmanları geldi. Tartışıldı ama sonuç alınamadı. Yani bunun hayata geçmesine yönelik... Yani şöyle mi tarif edelim? Bunu yani siyasilere anlatılamadı veya siyasiler kavrayamadı veya siyasi bir karar çıkmadı. Yani aktarıldı. Hükümetin... Yani şimdi şöyle, mevzuatın düzenlenmesi gerektiği oldu, kurumlar arası işbirliği yapılamadı veya çeşitli sebepleri var. O hani sonuçta bu konular tartışıldı 2008 Mersin Lojistik Platformu'nda. Yani bu 4 seçenekte mi tartışıldı, yapılması üzerine hangisine yoğunlaşıldı? Yani bu bütün seçenekler üzerine çalışmalar yapıldı. Mersin Lojistik Master Planı dediğiniz 1000 sayfalık bir dökümandır. Kaç bir sayfa? 1000 sayfalık bir dökümandır. Çok büyük, ya lojistik planın dışında lojistik platformu bunu tartıştı, evet. Kurumlar tartıştı. İlerlenemedi. Dediğim gibi ilerlenemenin sebebi bizim dışımızda, yani bilimsel akademik olarak ona değerlendirme yapmamız mümkün değil. Yani yapılamadı sonuçta. Şimdi diğer seçeneğe gelirsek, parçalanma yeni liman dediğimiz Mersin'de aslında tartışılan ikinci konuydu. Bu yeni konteyner limanı şu anlama geliyor. İki tane liman yapılacak. Yani mevcut liman var. Yerin yanına bir tane daha serbest bölgenin doğusunda ikinci bir liman yapılacaktı. Bakanlığın, yani Ulaştırma Bakanlığı'nın planlarında 1996'dan beri olan, Mersin imar planında da var olan konteyner limanı bildiğiniz. O hap liman mıdır değil midir ayrı bir tartışma konusu. Ama ikinci bir konteyner limanı değil. Evet. Bir Mersin limanı, karma bir liman. Yanına konteyner limanı yapılacak ve daha yüksek kapasiteli. İki liman, birbirine rakip iki liman. Aslında rekabete, yani şimdi de biraz o yönde, ekonomik yönden baktığınızda ihracatçılar tek bir limana mahkum oluyor. Rekabete, evet. Onun fiyatlandırması. Aynen öyle. Yani şöyle mesela Ambarlı'yı düşünürseniz orası bir liman kompleksidir. Kapasitesi, yani elleşleme işlemi Mersin'in 1,5-2 katına yakındır. Fakat geçenlerde bir orada 5 tane liman vardır ve birbirinin rakibidirler. Hepsi. Tabii ayrı ayrı her birinin rıhtımları, iskeleleri vardır. Yani rekabet halindedirler ama o bir tek liman kompleksi. Aslında ben böyle deyince geçmişe döndüm. Mersin'de de 3-4 tane iskele varmış. Belki onların evet. O zamanki rekabet, Alman iskelesi bilmem. Demek ki aslında bir ekonomik olarak rekabet eden, aynen öyle, şeyler gibi. Yani farklı line dediğimiz, yani farklı şirketler işletiyor, evet. Veya farklı hatlara Alman çalışıyorlar. Alman iskelesi diyorlar, bilmem ne iskelesi. Evet, evet. 3-4 tane iskele var. Aynen, yani dünyada da bir liman kompleksi olur büyük liman şehirlerinde. Onun içinde farklı birbirine rakip firmalar olur. Firmaların hepsi işletme, bir bölümü işletir. Aynen öyle. Uzmanlaşmaları farklı olabilir. Arkasındaki lojistik yerleri de mi öyle olur? Yoksa o lojistik yeri bir yok yok yok. Yo. Yani o şeye bağlı. Bunun ortak yönetildiği yerler de var. Birbirine rakip olanlar var. Tek bir liman idaresi birden fazla işletebilir. Birbirine rakip firmaların olduğu ayrı rıhtımlar vardır ama devletin idaresi hepsini kontrol eder. Bu ikinci seçenek de uzun yıllar tartışıldı. Mersin'de esasen bu tartışmanın buraya gelmesinin sebeplerinden biri şuydu. Bütün aktörleri, yerel aktörler, bu konteyner limanı yapılacak bir gün ve hani hem rekabet olacak hem de işte o beklentiyle geçti ömrümüz. Evet. Şimdi o yapılmayınca kapasite artışı, çünkü bölgede bir talep var. Denizcilikte gemiler bir çok bekliyor. Aynen öyle. Açıkta gemiler. Bu talebi neyle karşılayacaksınız? Mevcut liman yapılmadığına tabii göre bu. Bu da dediğim gibi bir başka bir çalışma var. Bu Mersin limanının oraya gittiği anlamına gelmiyor. İskenderun'da kapasite artışı var. İskenderun'da yeni liman projeleri var. Dört yol tarafında yeni liman projeleri. Çünkü bölgeye bir liman talebi var. Bu yani liman talebi... Aslında sizin o söylediğiniz Mersin içinde olmuyor ama bölge olarak Doğu Akdeniz'de birkaç tane liman oluyor. Yani bir limanı büyütebilirsiniz. İkinci limanı açabilirsiniz. Birden fazla uzmanlaşmış liman olur. Ama kaçınılmaz olarak bir talep var ise bu talep karşılanacaktır. Bunu özel sektör, kamu şimdi farklı şekillerde... Şimdi ikinci liman yapılmadığı için Mersin'in endişesi şu... Gaziantep otoyolda bitince İskenderun'da o yeni yapılan liman olunca gelecek bütün yükler oradan inecek. Mersin limanı daha atıl olacak. Bu biraz şey, rekabetle ilgili şu anlamda, Gaziantep'ten Mersin limanına, İskenderun'a karayolu taşıma maliyetleri olsun. Şimdi orada line'ın şey, yani geminin, firmanın nereye geldiğine bakar. Tabii. Fiyata bakar.
Yani doğaldır, dünyada da böyledir. Yani bir firma, bir ihracatçı firma, bir sanayici bir firma tek bir limana mecbur değildir. Seçenekler vardır. Ben şimdi en bir uygununu seçer. Tezim var bu konuyla ilgili. Yani yeni bir liman daha doğuda açılacak ama şimdi bir de uluslararası tekerler var. Line'a alma meselesi var. Şimdi Mersin'e line'a alınmış daha yakın. Kıbrıs falan. Bir de ne bileyim belki 30-40-50 mil daha içeri girecek bir liman daha var. Evet, yani o line'ların tercihleri ve onun rekabetliği, i̇şte onun avantajlarını... Tabii ben şunu... Biz denizci olmadığımız için ona yanıt veremeyiz. Hayır, ben denizciyim. Birazcık orada şöyle bir endişem, bir şeyim var. Diyorum ki ben, yani oradaki bir yeri almak için buraya kadar geliş gidişle ayrı atıyorum. Buraya kadar istediği maliyet kadar atarım. O tarafa bir maliyet koyabilir. Bu sefer oradan kalkacak gemilerin gidişi Mersin'e getirmek daha ekonomik olabilir değil mi? Böyle bir karayolu. O firmalar olabilir açısından bir şey bu şeye göre. Olabilir. Yani şeye bağlı dediğim gibi o denizcilikteki kendi rekabetiyle firmaların kendi tercihi. Yani bir de uluslararası lojistik tekerler var bu line'ı alma konusunda. Yani o bizim dışımızda. Line'ı alıyor musunuz Mersin'de? O sektörü, o konunun uzmanını sorun. Ben çünkü çok yanıt verebilecek durumda değilim. Siz karadan taraftan bakıyorsunuz. Ben karadan bakıyorum. Şu anlamayla bayağı. Kent buna nasıl reaksiyon gösterir, evet, tepki, uyum sağlar. Ben o konudaki bilgi... Ama hani örnekler açısından söylersek böyle bir bölge. Hinterland'ı çok geniş. Yani Niğde'den başlayıp Van'a kadar giden bir Hinterland olan bir limanda, liman bölgesinde, İskenderun'da da yapılır. Yenisi de yapılabilir. Var olan da büyütülebilir. Bunların hepsi seçenektir. Ama bunların her birinin artısı eksisi vardır. Hı hı. Çok fazla dağılma, çok sayıda liman, koordinasyon problemi, denetim problemi, nitelik problemi, çevre problemleri, verimsizlikler yaratır. Tek büyük bir limana toplanmasının da altından kalkılamayacak altyapı sorunları yaratır. Yani bunun dengesinin bulunması gerekir. Son örneği de verebilirim. Mersin için çok geçerli değil. Limanın tamamen taşınması. Londra'da 1980'lerde olduğu gibi, Hamburg'da. Öyle mi? Yani şehir büyümüş. Artık biz bir liman şehri değiliz. Bir artık biz liman şehri olmaktan vazgeçelim. Limana vazgeçelim değil. Zaten ekonomisi de limanın payı düşmüş. Denizciliğin payı düşmüş. Evet. Turizmde, ticarette, başka sektörlerde o kent gelişmiş. Limanda yeterince büyümemiş veya derinliği kurtarmıyor veya hacmi kurtarmıyor. Artık kent diyor ki bu liman başka yere gitsin. 100 kilometre ileride yeni bir liman şehri kuruluyor ve liman taşınıyor. Bu İngiltere ve yani anladım. Dünyada bunun da örnekleri var. Eskiden mesela limanlar küçük gemiler, nehir gemileriyle ulaşım yapıldığı için Avrupa'nın birçok şehrinde derinlik ihtiyacı çok yoktu. Büyük gemiler gelince artık nehirden giremez oldular. Bu teknik sebebiydi. Bazı kentlerde de kentin ekonomisi başka sektörlerde, turizmde gelişmiştir. Limanda rekabet edememiştir. Limanın hacmi büyüyememiştir. Ve kent bu limanın yerine liman sahasını başka amaçlı kullanmıştır. Turizm ve ekonomi alanlarında. Ama Mersin'de öyle değil. Yani kentin büyüklüğü ve limanın büyüklüğü açısından ve limanın kent için kritik rolü açısından baktığınız zaman zaten bu altıncı seçenek gerekli de değil, çok anlamlı da değil. Altıncı seçeneği. Yani limanı kapatalım, bambaşka bir yere gittiğiniz zaman kentin ekonomisini... Bu en son şey. Evet. Şu anda böyle bir seçenek kentin ekonomisinin... Şu anda Mersin'in büyük... Bitirir yani tabii büyük oranda. Şimdi dolayısıyla kent için bu seçenek de yok. Böyle bir yani... Görselleri kaldırabiliriz, ihtiyaç kalmadı onlara. Yani bir gazeteci arkadaşımız, büyüğümüz diyelim. Abdullah Ayhan'ın da tezi şu... Eğer oradaki liman yapılırsa, otoyolda yapılırsa Mersin'e geçmiş olsun diyor. Mersin'e gelmeyecek. Mersin işlevsiz kalacak gibi bir şey bahsetti. Ama bu tabii... Vallahi bu bayağı sayısı... Yani şöyle firmaların, denizcilik firmalarının rekabeti, liman işletmelerinin ekonomik avantajları, dezavantajları... Evet. Yani şöyle var olan büyük bir altyapı yatırımı yapmış bir liman işletmesi bütün müşterisini kaybetmeyi göze alamayacağına göre buna karşı önlem alacaktır. Yani dolayısıyla da Mersin'in liman faaliyeti azalabilir ama böyle önemli derecede hani Mersin'i işlevsiz bırakacak kadar azalamam. Dünyada onun örneğini çok göremedik. Çok zor. Bizim araştırmamızda öyle bir şey yok. İdarenin kendisi limanı kapatabiliyor. Yani artık bizim limana ihtiyacımız yok. Biz turizm şehriyiz diyor. Ama hani büyük bir liman kuruldu. Bu liman işlevsiz kaldı örneği çok yok. Şöyle örnekler var.
dediğim gibi kapasitesi çok küçük olup yerine büyük bir liman yapılıyor. Biz bunu zaten liman taşıması olarak alıyoruz. Mersin limanının kapatılması gibi bir anlama geliyor o. O mümkün değil. Ama tabii ki rekabet edemezse yük kaybedebilir. Tabii kentin ekonomisini etkiler. Var yani böyle bir. Ama şöyle de bir şey var. Yeni konteyner limanının Mersin'e yaratacağı etkiler ve bunun için gereken altyapı hesaplaması yapılmadı. Mersin konteyner limanı istiyor kendisini. Bu 4 milyon TEU ile başlasın. Çok büyük rakamlar bu arada bu 4 milyon TEU dediğimiz rakam. Yani 4 milyon 20'lik konteyner demektir. Mevcut limanın şu anda 2 milyon TEU hacmi var. Evet, 2 kat. Üstüne bir 2 kat daha gelecek. Sanayi ne olacak? Otoyol ne olacak? Demiryolu. Bir yere kadar demiryolunun payı var. Demiryoluyla bir yere kadar taşıyabilirsin. Çünkü Türkiye'nin yük profili demiryoluna da şöyle diyeyim, yük profilinde demiryolunun payı düşük. Peki nüfus artacak. Okulunuz var mı? Hastaneniz yetiyor mu? Kanalizasyonunuz yetiyor mu? Arıtma tesisiniz var mı? Bunun için mali gücünüz var mı? Bunu destekleyecek bir örnek veriyorum. Mersin'e bu kadar bir ekonomik yatırım yaptınız. Çok iyi. Bir yeni konteyner limanı ve bunun sanayileşmesi çok güzel. O zaman Mersin'e en az 1,5-2 milyar dolarlık Mersin bir altyapı belediyelere bu destek vermeniz lazım. Yani şöyle anlama geliyor. Ve karayollarına. Belediyelerin üstüne yeni bir. Belediyelere de karayollarına da. Yani merkezi yönetimin Sağlık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na sizin 1-1,5 milyar dolar, yani kaba bir hesapla söylüyorum, daha detaylı çalışma yapılırsa. Yani bu atmosfer bir rakam değil, bir belirli bir rakam hesaplanmış. Yani şöyle hesaplayın. Mersin'in %30 nüfus artışı olması durumunda ortaya çıkacak yol, kanalizasyon, eğitim, sağlık altyapısı, sosyal altyapı ve bir ne diyeyim, kamunun yaratacağı, yani özel sektörün değil. Temel altyapının yatırımını baktığınız zaman yaklaşık 1-1,5 milyar aralığında bir rakam çıkar. Bunu nereden biliyoruz? 1980'lerde Dünya Bankası'nın yaptığı projelerden biliyoruz. Benzeri ölçeklerdeki şehir altyapı gelişmelerinden biliyoruz. Şimdi bu kaynağın yaratılması lazım. Normal rutin altyapının dışında bir kaynaktan bahsediyorum. Anladım. Şu andaki. Ekstra. Tabii yani yeni bir sıfırdan yani. Normal eğilimin dışında ekstra bir yatırım yaptınız ve ekonomik büyüklük yarattınız. Bu ekonomik büyüklüğü karşılamak için altyapı yarattınız. Mersin'in nüfus artışı yıllık ortalama 22 bin kişi. TÜİK nüfuslar. 22 bine göre artıyor. Tabii geçtiğimiz 10 yılda ekstra bir fiili nüfus geldi ama kapasite zorlandı değil mi? Siz şimdi her yıl 20 bin değil de her yıl 40 bin nüfus artışı olduğunu düşünün. Ya. Her yıl 40 bin nüfus artışı dediğiniz ona orantılı öğrenci sayısı, okul sayısı, hastane sayısı, şey su. Söyledin, su dediniz. Yani. Su meselesi evet. Yani dolayısıyla Mersin her zaman şöyle bir zihinsel tembellik mi diyeyim, ihmal mi diyeyim. Hep yatırım gelsin, sanayi gelsin, merkezi yönetim buraya yatırım yapsın, yapsın. Peki bunu yaratacağı sosyal maliyeti kim karşılayacak? O zaman ona yönelik de altyapı desteği almanız bunun gerekir. En yakın pratiğini depremde gördük. Bir anda bir göçle, değil mi? Mersin'e göç demeyeyim de. Evet. İnsanların bir anda kaçtı gelmesiyle kaçtı yani mecburiyetten. Ha. Şehrin altyapısı yani bir anda. Aynı yani o bir aslında tatbik altı oldu. Aynen. Şimdi diyelim ki konteyner limanının inşaatına başlandığını düşünün. Ya bir sürü firmalar geliyor. Örnek veriyorum 3 yılda da bitti, 4 yılda bitti. Veya mevcut yatırımı düşünün ve bunun yaratacağı yeni sanayi altyapısı da geldiğini düşünün. Bir anda kentin ekonomisinde bir aktivite çıktı. Bir yandan nüfus, işçi sayısı ve bunların talebi olduğu, nüfusun ihtiyacı olan altyapı. Kent bir anda hızlı bir büyümeye gidecek ve o zaman şehrin tarım alanlarını yok ediyorsunuz diye bir eleştiri geliyor. Sonra suyumuz yetmiyor diye eleştiri gelecek. Ulaşım sıkıntısı yaşıyoruz. Evet. Şu anda şehrin ulaşım altyapısını düşünün. Çok büyük. Yeni yol açmanız lazım. Düşün her yer yapılaşmış yani. Alan. Tabii. Batı çıktı yapsanız çok yüksek maliyet. Metro yapsanız çok yüksek maliyet. Yani anlatmak istediğim şu. Anladım. Şehrin nüfusu şu anda fiilen 1.3 milyon. Bu şehir şuna hocam, karar vermeli. Son 3 dakikaya girdik. Şehir şuna karar vermeli. Bu 1.3 milyonluk nüfus gelecekte nerede sınırlanmalı? Politikasını ona göre belirler. Tabii. Yani gelişmeyi mi teşvik etmeliyiz? Kalite ve kalkınmalı. Şimdi ben bunun tipik örneğini Vancouver ziyaretinde bu ikilemi gördüm hocam. İlk yaşadım orada. Dünyanın yaşanabilir 3 kentinden biri Vancouver, Kanada'da. Bir fiyatlar, şeyler, kiralar acayip pahalı. Ya dedim niye bir yeni yer açmıyor? Kent yönetimi açmıyor. Çünkü bu standardı koruyalım diyor. Yeni yerleşim yeri açmıyor. Açmaz. Adam yani kontrol altında eyalet yönetimi diyor açmıyorum diyor. Ben geliye bu parayı ödeyen yaşasın. Ben bu standardın altına düşmeyeceğim diyor. Yani ya bizde o kadar katı kural almak çok zor. Siyaseten bizde, zor. Bizde ama zor. Şöyledir.
siz yatırımı teşvik edersiniz ya da etmezsiniz. En azından inisiyatifiniz vardır. Tabii. Nüfusa gelmeyin diyemezsiniz ama nüfusu teşvik edecek bir program mı uyguluyorsunuz, yoksa nüfusun gelmesini durduracak bir model mi uyguluyorsunuz, yoksa niteliği arttıracak bir model uygulanmış. Yani bu model, bunu idari bir karardır. Tabii. Bu idari karar verilirse bürokratlar, teknokratlar, uzmanlar buna yönelik çalışma yaparlar. Yani öncelikle Mersin'e Mersin kendisinin ne olması gerektiğini, Mersinler ne istiyor, Mersin geleceği ne olmalı diye bir aynen aslında çalıştay. Aynen. Büyük bir liman şehri mi olacak? O zaman büyük bir liman ve limanın peki daha hocam, da büyümesi. Böyle bir şeyde çalıştay veya bir panel yapma konusuna ne dersiniz? Valla bunun yani kentin üst düzeydeki kurumlarının olması lazım. Yani ticaret odaları, sanayi odası, ticaret sanayi odası, diğer odalar, meslek örgütleri, belediyeler oturup biz kent olarak ne olmak istiyoruz karar vermeli. Yani afaki ve afakilikten bahsetmiyorum. Anladım. Yani biz tarım şehrimiz, turizm şehrimiz, X şehrimiz değil mesele. Şehir ne kadar büyümeli, hangi alanda büyümeli? Ve bunun için ne kadar altyapı ihtiyacı var ve merkezi yönetimden biz ne talep etmeliyiz? Anladım. Ama şimdi genellikle işte liman talep ediyoruz. Liman yapılmalı, liman yapılmalı. Tamam, liman, yok. Liman, büyük bir liman şehri olacaksa bunun karşılığı olan sanayi altyapısı, ulaşım altyapısı ve diğer altyapı. 1,5 milyar doları söylüyorsunuz. Evet, onu hazırlamanız lazım. Yani bunu tolere etmek yani için. Yani onu istiyorsak 1,5 ve aynı zamanda aynen şehrin 2 milyona doğru gitmesi demektir. Yani hiç böyle bir bakmamıştım. Bu şehrin 2 milyona da hazırlanması gerekir. 2 milyon nüfusa, merkezden bahsediyorum. Anladım. Ve daha fazlası da olabilir. Tabii. Tabii ki bir yanılma payı olduğu için söylüyorum. Hocam, şehir pardon, bir ticaret şehri ve nitelik artmış bir turizmle öne çıkmış bir şehir olacaksa o zaman farklı bir bakış açısı, altyapı ihtiyacı. Biz liman burada kalsın, biz turizmde büyüyelim diyorsak. Limanın kapasitesi tamam, şu anki kapasitenin ötesine geçmesin. En azından önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl için bu tür tartışmaları önden yapmış oluruz ve buna göre de bir karar olur. Şu anda şehrin her aktörü farklı bir talep istiyor. Doğru, ve doğru. Uyuşmuyor bunlar. Çok uyuşmuyorlar. Çok değerli bir açıklama oldu. Benim yani bakış açımı, ufkumu çok genişletti. Biz hep ekolojik yönden işte Mersin'in kalkınsın diyoruz. Büyük liman ama karşılığı yoksa öyle bir kalkınma eziyet olacak yani insanlara. Kalite düşecek. Yaşam. Yeni bir otoyolu şart gelir. Çünkü demir yoluyla taşıyacağınız yük sınırlı. Varış noktası nedeniyle. Yeni bir liman eşittir yeni bir otoyol demektir. Bakın var olan otoyolun kapasitesi direkt, yetmez. Direkt bir bağlantı. Çok net, hesap belli zaten. Yazın yeni tıkanan otoyol, yeni liman ve turizmdeki talep artışı, yani diğer sektörlerdeki talep artışı nedeniyle bu otoyol yetersiz kalır. Yani hesap ortada. Bu otoyol dediğiniz yani mevcut Çeşmeli ve uzantısı olsa aynen, onu mu diyorsunuz? Çeşmeli, o yetersiz mi? Batı o taraftan bahsediyorum. Mersin-Adana aralığındaki tabii ki otoyoldan bahsediyorum. Oradan bu Mersin-Adana arası. Aynen öyle. Tamam. Valla çok değişik bir bakış açısı. Çok teşekkür ederim hocam. Programın ben teşekkür ederim. İlave edeceğiniz son bir şey varsa yani yok, bence anlatacak. Davetiniz için teşekkür ederim. Umarım kent için faydalı olur. Bir şey soracağım. Sizi bu fikirleriniz için çağıran neden oldu mu? Ya ben çok ortamlarda, çalıştaylarda, platformlarda biz her zaman oluyoruz. Bu konular tartışılıyor ama dediğim gibi bir iki tane problem var. İki kurumlar arası uyum veya koordinasyon yani problemi. Aslında bilinmedik fikirler değil bunlar değil mi? Değil. Ve yani dediğim gibi genellikle koordinasyon, bilgilerin... Yani sonuca gitme konusunda. Yani sonuca gitmemesinin sebebi işte çeşitli sebepler var. Çok çok sebepler var. Onları çok biz bilemeyiz ama sonuca bakıyoruz. Sonuç tam istediğimiz gibi değil. Peki hocam. Çok teşekkür ederim. Biraz süremizde geçtik. Ben bu arada rejideki arkadaşlara da teşekkür ediyorum toleranslar için. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Tartışmayı gerçekten çok değişik bir boyutta getirdi liman şeylerini. Yapımıyla şeyle. Bu da farklı bir boyutu şehir plancılık açısından. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür belki ederim. Belki bunun devamında yapacağımız konular çıkarsa tekrar sizinle bir temas kurma şeyim olur. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi günler sayın seyirciler. Gelecek seferde başka bir programda görüşmek üzere. İyi günler. Efendim.